İşte Muz şehitler anıtına karanfil bırakacaktır. Arz ederim. Şuradan bir müsaade. Arka taraf biraz sadeleşir. Efendim, pardon. Açalım arkadaşlar, biraz daha açalım. Biraz daha gelin böyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi de anıyor. Aziz ruhlarına Kur'an... İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erdoğan. Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdini vehdina ve vehfikna ilel hak ve ila tarikil müstakim. Bir bereket. Korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Vatanımıza, düşmanlara fırsat verme Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lil müttakîn ve la udvâne illâ alezzâlimîn. Ben top tören alanımızı teşrif etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şemsi. Devam edecek ve Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın hitaplarıyla son bulacaktır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey bizlere sayısız nimetlerle lütufta bulunan Yüce Rabbimiz, vatanımıza, milletimize, onur ve izzetimize kasteden menfur başkaldırı karşısında bizlere millet olarak büyük bir inanç, azim ve mücadele ruhu bahşeten Yüce Allah'ım, bu azim ve mücadele ruhuyla 15 Temmuz gecesinde Necip milletimizi büyük bir felaketten kurtardın. Sana sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle Allah'ım. Çok değerli misafirler, şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz, çetin imtihanların imanla yürütülmüş kesintisiz mücadelelerin neticesinde vatan kıldığımız Türkiye'ye yönelik en kanlı ve en hainane teşebbüslerden biri olan aziz milletimizin kararlılığı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle mağlup edilen 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Gazi Meclisimizde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sözlerime bu hain teşebbüsün mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet, o gece yaralanan gazilerimize sıhhat ve hayırlı ömür dileyerek başlamak istiyorum. Şehadetleriyle yolumuzun işaret taşları, istikbalimizin rehberleri olmak mevkiine yükselmiş bütün vatan evlatlarını mukaddes bir emanet olarak zihinlere ve gönüllere nakşeden aziz milletimizi şehitlerimizin şuurundan
ve imanından ayırmasın. Böyle anlamlı bir günde hain darbe teşebbüsünün hedefi olmuş bu gazi mekanda ifade etmek isterim ki toplanma maksadımız bir matemi diri tutmak, gidenlerin ardından ağıt yakmak değildir. İnanıyor ve biliyoruz ki kelamı, ezanı, vatanı korumak için insanlığın ufkunda bir umut ışığı, bir kurtuluş müjdesi olarak parlayan Türkiye uğruna şehadete yükselen vatan evlatlarının asli makamı her faninin gıpta edeceği ölçüde yücedir ve muazzezdir. Bizim bugün burada bir araya gelişimiz 6 yıl evvel yaşanan ihaneti bozguna uğratan direniş şuurunun ve iradesinin gün geçtikçe güçlendiğini ortaya koymak, millet ve devlet olarak yegane kurtuluşumuzun o şuur ve iradede olduğunu bir kere daha ilan etmektir. Bugün burada 100 yıl önce esarete ve işgale mahkum edilmeye çalışılan bir milletin küllerinden yeniden doğuşuna tercüman ve karargah olmuş bu gazi mecliste 15 Temmuz direnişini anmak için toplanmamızın şüphesiz ki manası büyüktür. Şu arkamda gördüğünüz abideye isimleri nakşedilmiş serden geçtilerin ölçüsü ve yüreği haktan yana olan vatan evlatlarına emanet ettiği manevi miras üzerine tefekkür etmek de bu mananın esaslı bir parçasıdır.